Şimdi Selçuklu Devleti'nin dağılışı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol saldırılarıyla inkıraza uğraması sonucunda biliyorsunuz Anadolu'da beylikler teşekkül etmiş. Osmanoğulları ya da Osmanlılar dediğimiz bu Kayı topluluğu Söğüt çevresinde Oç Beyi olarak hayatı yediriyorlardı. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Niçin Edirne? Niçin Balkan coğrafyası? Niçin İstanbul? Neden Doğu değil? Çünkü Anadolu'da beylikler vardı. Bunlar Müslüman unsurlar. Yani Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları, Canikoğulları, bunların her birisi Selçuklu Devleti'nin dağılması sonrasında oluşan beyliklerdi. O beyliklerle, kardeşlerle savaşmak belki ilk etapta akla gelmiyordu, uygun görülmüyordu. İnanç açısından uygun görülmüyordu. Dolayısıyla Diyar-ı Küffar dediğimiz Bizans ve Bizans'ın da başkent olarak kullandığı site devlet İstanbul. İstanbul'u fethetmek tabii kolay değil. Dolayısıyla Osmanoğullarının mücadele alanı Bizans tekfurlarıydı, Bizans valilikleriydi. İşte İzni'yi düşününüz, Gülcü'yü düşününüz, Bursa'yı düşününüz, İnegöl'ü düşününüz. Bütün bunlar Bizans topraklarıydı ve genişliğe nihayetinde Marmara sahil kesimi tamamen Osmanlıların hakimiyetine girmiş oldu.